أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات Arkadaşlar 25. sözden Kur'an'dan okuyacağız. Önce Bismillahirrahmanirrahim. Kul le'in içtema'atul insu vel cinnu ala en ye'tu bi misli hazel Kur'an la ye'tune bi misli velev kânu ba'dun li ba'di zahira. Sadakallahu l'azim. Güzel bir derse denk geldin. Şöyle bir soru soruyorum size. Siz İslamiyet'in içine doğdunuz. Tabii ki hali olarak İslamiyet'i doğru zannediyorsunuz. Hristiyanlık içinde doğmuş, onu da Hristiyanlığı doğru zannediyor. Haklı tabii. Budizm'in içine doğdu adam. Budizm'i efendim haklı olarak doğru biliyor. İslamiyet yani doğru olduğunu nereden biliyorsun? Mehmet? Bu soru bana şeytan sordu. Şeytan sana sordu mu? Bana bunu sormadı hiç. Usta da 15. sözde buna ait bir şeytana münazarası var. Bizzat Beyazıt Camisi'nde dikilmiş. Bir tane sordu ki camide şeytanın ne işi var dedi. Ulan en büyük şeytan Kabe'de. Büyük şeytan taşlamaya gitmiyor muyuz? Nereden biliyoruz en büyük şeytan? Çünkü orada bir rekat kılmak, sair yerlerde 1000 rekat kılmak gibidir. Niye öyledir? En büyük şeytan orada olduğu için. Babaları orada. Yani büyük yeri, büyük kılanın en büyük sebeplerinden şartların, yani mücadelenin büyük olduğundandır. İbrahim'i kaldır. Nemrut denen bir şey olur mu? Nemrut İbrahim'in karşısına kaldır. İbrahim denen bir şey olur mu? Olmaz. Yani bütün insanları kaldır, senin ne olduğunu nereden bileceksin? Bütün insanlar hem senin ne olduğunu, seni inşa eden bir topraktır, havadır, güneştir. Aynı zamanda senin batmana vesile olandır. Evet, şimdi gelelim şeye. Allah'ın delilleri Kur'an'ın da hakkaniyetine delildir. Peygamberin mucizeleri Allah'ın vücuduna da delildir. Yani bu başlamadan önce mukaddeme yapıyorum. Allah'ın vücuduna delil, kaç tane delil vardı temelde? 4. 1. Allah'ın vücudunu ispat eden Kur'an'dır. 2. Peygamber Aleyhisselam mucizeleridir. 3. Kitab-ı Kainat'tır. 4. Vicdan-ı zişur olan fıtrat-ı zişur olan vicdandır. Yani kendisi. Şimdi bu soruyu temelde şöyle çökertiyor İslam. Yani sen İslamiyet'in içinde olduğun için Kur'an'ı sen âli zannediyorsun. Şöyle çökertiyor. Diyor ki, diğer dinleri ve öğretileri iptal etmiyor, unutturmuyor. Kıyaslamayı, tam tersini kıyaslamak için hatırlatıp ana ümdelerini öne koyuyor. Mesela 25. sözde ona ait emler budur. Aklı esas alan, bilmem neyi esas alan, Budist, Brahmanlar gibi, Budizmler gibi, Hristiyanlar gibi. Bir kere Hristiyanlığın temelinde çelişki olduğu için zaten dinlikten çıkmıştır. Çünkü 360 tane kitaptan pazarlığa kadar dörde inmiş. Bir kutsi bir kitap yoktur. Yani din olmaktan çıktı,
bir öğreti oldu. Yani hahamların Yahudilik, Musevilik öğreti olduğu gibi Kabala felsefesiyle taşınmaya çalışılıyor. Kabala demek Kabala. Kütüb-i Sitte bizde nasılsa, yani Tora, Tevrat ve Kabala. Bizde Kur'an'la Kütüb-i Sitte. İşte Kabala felsefesi Siyonizmin temelini oluşturuyor. Onunla inşa etmeye çalışıyor 10 tane emiri. Musa Aleyhisselam'ın emirleri. İçsel yapı inşa etmiyor. Hristiyanlıkta ise çok ilginçtir, benim çok acayibime gidiyor. Diğer dinleri ve öğretileri unutturmuyor. Bilakis ona o ana ümdelerini ifade ederek akla havale ediyor. Onlara Kur'an seni kör ve sağır etmiyor. Harika vallahi. Mesela onun sayfasını söyleyeyim. Tabii onlardan bahsetmeyeceğim. Yalnız okuyayım. Sayfa 385. Fezekkir fema ente bi nimeti rabbike bi kahini ve la mecnun. Em yekuluna şairun neterebesu bihi raybel menun. Kul terebesu fa inni ma'akum min el muterebisin. Em te'muruhum ahlamuhum bihaza emhum kamun ta'un. Em yekuluna tekabbel lehu bella yu'minun. فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثِ مِثْلِهِ اِنْ كَانُوا صَادِقِينَ اَمْ خُلُقُ مِنْ غَيْرِ شَيْنْ اَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ اَمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ بَلَا يُوْقِنُونَ اَمْ اِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ اَمْ هُمُ الْمُسَيْتِرُونَ İlâ ahir devam ediyor. Burada mesela sen mecnun olamazsın, yani bulunduğu çıktığı zemini nazara veriyor Kur'an. Çıktığı zemin, Kur'an'ın çıktığı zaman ve zemir ve insanların toplumunu düşünürsen böyle bir kitabın çıkması olamaz. Bir de söylüyorum. Çıktığı zaman, çıktığı yer, çıktığı insanlar. Yani çıktığı yerdeki insanlar, Muhammed'in bulunduğu, Aleyhisselatü Vesselam'ın bulunduğu yer, yaşadığı zaman ve çevresi. O zaman böyle bir eserin çıkması fıtrata zıttır. Yani bir eserin, bir insanın böyle bir eseri getirmesi yaratılış gerçeğine, fıtrat kanunlarına, sebep-sonuç ilişkilerine zıttır. Niye? Çünkü çok iyi biliyoruz ki bütün beşerin yardımıyla oluşturulan hukuk üniversitede okutuluyor. Bir hukukunu alıyorum, ahlak demiyorum. Bütün beşeriyetin oluşturduğu hukuk, üniversiteye gelene kadar ilkokul, ortaokul, lise ve üniversitede hukuk okutuluyor. Ve yine bu hukukta mezun olanların oluşturduğu kanun en fazla 3 sene ve 5 sene gidiyor. Kur'an'ın getirdiği hükümleri ve kanunlar ise böyle bir süreçten gelmediği halde her bir kanun zaman geçtikçe hükmünü kaldırmak değil, tam tersine hükmüne daha çok ihtiyaç duymuştur. Mesela miras hukuku, mesela içki yasağı, mesela zinayı getirdiği yasağı ama ahlaken bir eğitim yöntemi getiriyor. Yani şey dese ki, zina haramdır, öyle demiyor. Çok ilginç ve tuhaf bir şey getiriyor. Zinaya yaklaşma diyor. Yani hükmün içerisinde eğitim var, eğitiyor. Çünkü nasıl yaklaşılabileceği, nasıl insan okuya düşeceğini, nasıl oradan kurtulabileceğinin yöntemini ve yolunu söylüyor. Şüpheli şeylerden sakının gibi abi. Evet. Şüpheli şeylerden sakının gibi. Yani zina yaklaşmada haramiyet var, aynı zamanda eğitim var. Hukukta ise hüküm var. Cezadır değildir. Beraattır, cezadır. Eğitim yoktur. Hüküm var. Mesela akıl sahiplerini yapan filozoflara em te'muruhum ahlamhum bihaza. Aklı hakim yapanlara başlıyor. Ondan sonra em yekuluna tekabbelehu bela yu'minun.
Bu da Muhammed'in emin. Yani ne kadar senin daha Müslüman değilken, yani şey Müslümanlığı ilan etmeden, Kur'an getirmeden, senin eline vermeden, peygamberliğini iddia etmeden, onlar o sana bu sıfat onlar takmadı mı? İslamiyet'ten sonra takılan bir sıfat değil Muhammed'in emin. Muhammed'in emin, Peygamber Aleyhisselam'a İslam'dan önce verilen sıfattır. Yakıştırmadır. Ondan sonra em huluku min gayri şeyin. Yani burada hukema, dalle, berahime, brahmanlar, budizme em indehum hazainu rabbik. Ondan sonra bu sayfada görürsünüz uzundur. 385'te devam ediyor. Bak. Ondan sonra ta şeye kadar 391'e kadar bu harika bir yöntem buradan şey yaptım, çıkarttım. Diyor ki İslamiyet'in doğru olduğunu nereden biliyorsunuz? İslamiyet diğer dinleri ve öğretileri unutturmuyor. Bilakis onların ana ümdelerini, kanuniyetlerini ortaya koyuyor ve onlara karşı bizi kör ve sağır etmiyor. Aman meşgul olma demiyor. Kanunlarını koyuyor. Bak bu budur. Sonra mukayese ediyor ve akla var ediyor. Onlar da ayrı şey var aslında burada. He? 14 ayrı şeyi sayıyor abi. Ami kafirler, akılsız, vicdansız. İşte 14 tane mi sayıyor? Evet abi ben çizmiştim orayı da. Biraz bilmiyorum ama biraz fazla olsa gerek. Çünkü o ana metinin içinde bir Brahman'ın içinde Budizm'i de anlatıyor. Tao'yu da anlatıyor. Yani böyle ben şimdi okulumuz olmadığı için uzun olur diye şey yapmadım. Yani mesela diyelim ki Brahman, Brahmanizm, Taoizm bu ana ümdelerini esas almış. Fakat bazı böyle değişiklikler var ama ana temelde ilk bu çıkmış onu alıyor. Dolayısıyla bununla alakalı bütün sıfatlı olanlar. Buna benzeyen bütün öğretileri de alıyor. Şimdi ben size bu 368'den okumadan önce bir hulasa yapmak istiyorum. Allah'ın varlığının delilleri, tüm deliller Kur'an'ın Allah'ın sözü olduğunun delilidir aynı zamanda. Allah'ı ispat eden bütün deliller Kur'an'ın da delilidir. Allah varsa ki var, Kur'an doğrudur. Devir olmaması lazım. Kur'an'ın doğru olduğunu kim söylüyor? Allah söylüyor. Allah'ın olduğunu kim söylüyor? Kur'an söylüyor. Olmadı. Buna ustad diyor devir. Devir delili olmamalı böyle. Yani Allah'ın delili Kur'an'dır, Kur'an'ın delili Allah'tır olmaz. Niçin olmaz? Çünkü devir lazım gelir. Bunun bir tanesi diyor, akden ispat edilmesi lazım. Bir tanesi ispat edilmez. İşte Risale'nin imtiyazı diğer eserlerden farkı bu. Ne yapmış? Bu sen Allah'ın delillerini Kur'an'a esas yapmamış. Peygamberin mucizesini esas yapmamış. Yani onları da yapmış ama mutlak yapmamış. Onun delillerini kainatı göstermiş. Ve başta Kur'an başlarken Rahman ve Rahim ile başladıktan sonra yani kullandığı delili hemen sergilemeye başladı. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Alemi kullanmaya başladı. Yani kainattan, eserden müessirini ispat ediyor. Bu sefer Allah zaruri olunca kitabın da delili olmuş oluyor. Yani Allah vardır. Nereden biliyoruz? Çünkü bu kainat var. Mesela Allah nedir? Kainata soralım. Kur'an'a sormayalım. Allah nedir? Vallahi bana gözü veren kendisi görüyordur. Bilmiyorum keyfini ama keyfiyetini ben görüyordur. Bana kulağı veren, bana hayatı veren böyle kendi tanık olduğun, şahit olduğun şeylerle hem kendi enfus dünyanda fıtrat-ı zişur olan vicdanla hem de afaki delil olan kainatla ispat ediyor. Allah'ın ispatı kainatla ispat edildikten sonra Kur'an'ın hakkaniyeti de çıkıyor. Ama Kur'an buna yetinmiyor.
gösterdikleri içindeki icaz, mucizelik ve ortaya koyduğu hakikat takat-ı beşerin haricinde olduğunu da gösteriyor. Mesela bir tanesini hatırıma geldi. Mazinin derinliklerindeki bir hadiseyi, yani kavimleri, onların bir insan atlen, çünkü kavim komple helak olduğu için eserleri de helak olmuştur. Tabletleri de helak olmuştur. Kitapları zaten yoktu o kavimlerin, tabletleri vardı veya alametleri vardı. Şehirleri komple helak olduğu için bir insan aklen tarihin derinliklerine gidip o kavmin helak olduğunu, helak olmasının sebep ve gerekçelerini ve gelecek tarihlerdeki çıkış alametlerini bir insan bilmesi muhaldir. Mümkün değildir. Mesela Karun'un boğulmasını, mesela Lüt kavminin komple göçüşünü, istisna kalmadığı için, hey biliyor musunuz bak orada bir kavim helak oldu diye bu kaçsın. İstisnasız bütün kavim helak olduğuna göre bu olayı nakledecek beşer yoktur. Nuh tufanı, onun dışında kimse, gemiden dışında kimse olmadığı için bunu nakledecek kimse yok ki Muhammed'in kulağına kadar gelsin aleyhissalatü vesselam. O ona dedi, o da ona dedi, o da ona dedi. İncil ise Peygamber İsa aleyhisselamdan tam 309 sene sonra yazıldı. Nasıl yazıldı? Bir insan 309 sene yaşayamaz. İsa aleyhisselam zamanında kitabet yoktu, kayıt yoktu. Yoktu, havarilerine söylüyordu. Ne anladıysa, ne anladıysa 12 havari, anladığını anlatabildiği kadar gelecek nesile söyledi ve 3. kuşak, yani anladığını anlattı, anlatabildiği kadar anlattı. 2. kuşak, anladığını anlatabildiği kadar 3. kuşak nakletti ve 3. kuşak da kitap yaptı. Tahmin edersiniz ki ne kadar tahrif olabileceği bedidir. Yani tıpatıp kelamların, metinlerin aynı olma ihtimali yoktur. Biz bile yukarıda hadisi, hadis-i şerif mealini okuyorum, ezberliyorum. Tam buraya geliyorum, bir saat sonra ders yapacağım. Metni tam cümleyi kuramayacağımdan, ki o kadar aptal bir insan da değilim. Diyorum ki bil mana şöyle geçiyor diyor. Ayet meali de dahil. Bir mana deyince yani bu manada demektir. Ve mesuliyet yoktur. Dolayısıyla mesela tarihin en derinliklerine gideceksiniz. O helakiyetinin söyleyeceksiniz. Sebebiyetiniz, gerekçelerini söyleyeceksin. Ve gelip de bu asır, tamam delillendirmen lazım ve alametini söyleyecek. Mesela el yevme nünecike bi bedenike. Ben bugün senin vücuduna necat vereceğim diyor Karun'u. Kızıldeniz'den çıkması. Bir insanın denizin, okyanusların dibindeki bir olayı o tarihte Kaptan Kusto dönemi değil yani. O adamı da götürdüler yani. Sonra çıkmış biliyor musun? Onu da zehirlemişler. Müslüman oldu. Belgesellerinde Tanrı demeye başladı. Tabiat demedi. Müslüman olduktan sonra kahvesine konmuşlar. Okuduğum için söylüyorum. Kahvesine konmuş zehir. O da kahve hastasıymış biraz. Ne zaman Müslüman oldu? Meracel bahreni yeltekiyani beynehuma berzehun la yebgiyan. Biz iki denizi salıveririz ama birbirine kavuşmazlar. Cebeli Tarik'te Kızıldeniz'deki şeyi, olayı biliyor. Yani o olay ilk önce kendisi buluyor, ilan ediyor. Fakat Mısırlı bir alim bunu zaten Kur'an'da olduğunu söylüyor. Gösterince olamaz diyor. Benden önce bir kitap bunu beyan edemez diyor İngiltere'de. Bir kitap benden önce beyan edemez diyor. Konferans veriyor, gösteriyorlar. Hakikaten harflerin yapısıyla da Cenub tarafında vesaire şeylerini, harflerin ebced şeyleriyle tarihi bulunuyor. Harflerin vasfıyla bulunduğu yeri ve mealiyle de aynı yapısını anlatması. Adam o anda herkesin içinde Müslüman oluyor. Ondan sonra zaten 2,5 ay, 3 ay mı ne yaşıyor. Ve birkaç tane şey yapıyor ve program yapıyor televizyonda, televizyon dizici ve tamamen bıçak gibi kesiliyor. Kaptan Kusto'nun programı kesiliyor.
Mesela Michael Jackson miydi ne şarkıcı? Michael Jackson ha. Müslüman oldu. Ve son kliplerinde İngiltere'de vereceği son konferansta İslamiyet'in ilan edecekti. Allah'ı ve Kur'an'ı ve Muhammed'i övgülerle anlatacaktı müziğinde. Ve bir doktor vasıtasıyla şehit ettiler. Gömülme şekli İslam'a göre olduğu halde branda ile örttürdüler ki yukarıdan, uzaydan veya ağaçlardan, binalardan gömülme şekli gözükmesin diye. Gömülme şekli bile branda ile kapatılmıştır. Yani öyle bir ceza kesmiş Yahudi zihniyeti. Gömülmesini brandalarla. Ailesini mecbur ettiler. Eğer bunu yapmasanız, okuduğum için söylüyorum, Amerikan başkanının şehit edilmesi değil, bütün soyunu kuruttular. Şeyim, Amerikan başkanı Kennedy. İttihad-ı İslam'a çalışıyordu, İslam Birliği'ne. Kendisini, kardeşini, hanımını vesaire çocuklarını hepsini öldürdüler. Bunu da dediler ki bak, değil İslamiyet'e o kliplerini, şöyle müziğini çıkartmayı yok olacak. Bir de gömülme şekli gözükmeyecek. Eğer şey olsa Kennedy'yi gösterdiler ailesine. Peki bu neyi gösteriyor? Atsiyetini gösterdiler. Şeyde var, diyor ki, bak burada bir çok ilginç bir şey söylüyor. Bakayım şey yapacak mı? Kur'an onları davet ediyor İslam'a. Gururlarını da gururlarını rencide ediyor. Dehşetli surette kırıyor. O kibirli akıllarını istifaf ediyor. Hafife alıyor. Madem Kur'an'ın diyor bir beşerden olduğunu iddia ediyorsunuz. Bir beşerden böyle bir çıkartın diyor. Yok bütün beşeriyeti getirin diyor. Yok diyor geçmişinizden de yardım isteyin diyor. Tamam mı? Böyle 8 cihetle onlara meydan okuyor. Diyor ki onlara, ya diyor bu Muhammed yaptıysa diyor, siz de buna mukabil, yani bir kalemle bunu bitirin, aynı benzerini yapın. Yapmış, bir tanesi çıkmış ve maskara olmuş ve kendileri görmüş. Ve çok ilginçtir, Ebu Leheb'le şey, Halid bin Velid'in babası zındık, çok korkunç yaşlı bir şey. Velid İbni Muhire. Kur'an'da 10 tane ayet var onun piç olduğunu da söylüyor. Peygamber Aleyhisselatü çok yaşlı. O kadar yaşlı ki küfründen dolayı savaşa gidemiyor Muhammed'e karşı Aleyhisselatü Vesselam. 100 kişi asker tutuyor, paralı asker çıkıyor. İlk oradan paralı asker çıkıyor. Bedir'de öldürür mü? Sonra. Yok. Velid İbni Muhire nerede öldürdü? Onun nerede öldürdüğünü bilmiyorum. Bedir'de ilk kuyuya atılanlardan bir tanesi diye biliyorum. İşte 100 tane 100 yok o mudur? 100 tane deve ile savaşçı kiralıyor. Muhammed'e karşı savaştırıyor. Onun mesela 10 tane ayet geliyor onun hakkında. 10 tane ayet geliyor. O ayette sayıyor, şöyle şöyledir, böyle böyledir. Ondan sonra bu ayet nuzul ettiği zaman, hani var ya bakkallarda, meydanlarda, hani köy şeylerinde konuşuyoruz, hani köy gibi bir şey konuşuluyor ve şey diyor ki Ebu Cehil, ya Velid'i bekliyorlar, Muhammed'e bugün dedi, Allah demiyor, Rabbi böyle bir ayet gönderdi diyor. Ellerine geçiriyorlar. 10 tane madde sayıyor. Velid demiş, 10 taneyin 9'unu sende görüyoruz dedi. 10 tanenin, fakat diyor, hepimizden en yaşlı sensin diyor. Senden de yaşlı annendir. Aynı böyle yazıyor. Senden de yaşlı annendir diyor. Annenin ne yaptığını biz bilmiyoruz. Şimdi aha sana şeyi. Evet, Velid İbni Muhire 68. surenin 10 ve 13. ayeti. Mesela 1. Alabildiğine yemin eden. En çok o toplumda 2'de 1 her kelimeye vallahi, hani toplumda da var ya bizde, 2'de 1 şart olsun veya yemin olsun, vallahi böyle veya küfür alanlar var. Velid İbni Muhire de aynı böyleymiş. Diyor ki alabildiğine yemin eden 1, 2. ayet, izzeti nefsi bulunmayan, böyle ona girmek istemiyorum yaptığı o ahlaksızlığı, erkek şeyini. 3, ötekini berikini daima ayıplayan, gelip geçene kadın erkeğe böyle yakıştırmalar yapıp dalga geçen öyle bir adamdı. Okuduğum için. 4. Laf götürüp götürmeyi koşan. Bunun özelliği şuymuş. Laf götürüp konu söylersin de bu öyle değil.
Gidermiş evlere otururmuş, orada nakledermiş yalanı. Senin hakkında falanca böyle demiş. 5. İnsanları hayırdan durmayıp men eyleyen. 6. Aşırı zalim. O atı kadın var ya, ilk Müslüman erkek değil, ilk Müslüman kadındır İslam'da benim bildiğim. Sümeyye. Ata bağlamış 4 aya, bağlayanlardan. Bir ay at bir ayağına, bir at bir ayağına, bir at koluna, bir at bir koluna. Dördünü de farklı yere koşturarak kadını parçalamıştır. Böyle bir Kur'an ne diyor? Aşırı zalim. Ondan sonra çok günahkar. Yani azımı almak istemiyorum. Bebeklere karşı bir durumu var. Ondan sonra tipi vahşi ve kaba. Şey yaptığı zaman böyle vurmuyormuş, böyle vuruyormuş. Böyle yarı yarı bir şeymiş. 9 haşin, 10 bütün bunlardan başka diyor ayette. Kulağı kesik, damgalı, soysuz. Kulağı kesik ayetteki zenim karşılığıdır. Zenim, zenim demek manası şirret, hayasız, edepsiz, soysuz, piç manalarına gelir. Hakikaten Velid'i anası çobanından aldı. Kendi çobanları ile zina yaptı. Şimdi diyor ki bu Ebu Cehil, 9'u tutuyor diyor Velid diyor. Ama sen en yaşlımış sensin. Senden yaştan anandır. Onu bilmiyoruz. Git anana söyle sen kimdensin. Muhammed acayip bir şey. O zaman acayip de mertlik de varmış öyle. Arkadan vurmazlarmış. Doğruyu ikrar edip bahane uydururlarmış. Yani mesela sihir yaptı diyor mesela Kur'an'a. Böyle bir şey olmadı demiyor. Evet oldu. Ama gözümüzü boyadı diyor. Velid gidiyor anasına. Muhammed yalan der mi anne diyor. Diyor ki oğlum ben onu çocukluğunda bilirim yalanını duymadık. Zira bizim millet emin demiş ona. Peki demiş benim hakkımda böyle ayet getirdi. Bir tane oğlum doğrudur. Oğlum doğrudur sayıyor. Oğlum doğrudur. 9'a geliyor. Oğlum doğru. 10'uncuyu söylüyor. Kadın afallıyor. Ve orada ilk defa doğru söylüyormuş Velid. Anne demiş ben de şahidim Muhammed yalan demez. Kılıncını çekiyor. Ben kim denim diyor. Muhammed yalan demeyeceğini ben de biliyorum. Dedi ki oğlum tam anlatayım. Senin babanın çocuğu olmuyordu. Bizim çobandan aldım seni. Ta ki babanın malı başka yerlere gitmesin diye. Ondan sonra kafası asık geliyor. Ve Ebu Cehil ve Gurbe Ekba o daha hiçbir şey demez. Ha ha kahkahalarla gülüyorlarmış. Böyle bir özelliğe sahip. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam yani tarihin derinliklerini ana ümdelerini getirerek onların helak sebeplerini ve alametlerini de söylemesi insanın takat getirebileceği bir mesele değildir. Sonra insanı meşgul eden suallere cevap verilmeliydi. Ben sizden önce çalıştım buraya da, tamam mı? Ondan çıkarttım. Daha çıkartmaya devam edeceğim. Bu akşam bu dersin devamını yapacağım. İnşallah değişmese. İnsanı meşgul eden suallere cevap verilmeliydi. İnsanlık hep merak ediyor. Yani kimi merak ediyor? Çok kendisini merak ediyor insan. Kainatı da kainatla izah edemezsiniz. Mesela insan nedir? İnsanı meydana getiren cüzlerle insanı ifade edemezsiniz, çözemezsiniz. Yani insan nedir? Karaciğere göre budur. İnsan nedir? Eline göre budur. İnsan nedir? Gözüne göre budur. Yani insanın herhangi bir organına göre insan izah edilebilir mi? O zaman insan, insan dışıyla izah edilmelidir. Değil mi? Anladık mı buraya kadar? Yürüteceğiz şimdi. Abdullah anladın mı bakalım? İnsanı bütünleyen cüzler var ya, kolu, bacağı, karaciğeri, böbreği, aklı vesaire. Aklı akılla izah edemezsiniz. Aklı akılla çözemezsiniz. Ruhu ruhla çözemezsiniz.
Kendi kendine patronaj yapar. Çünkü ruhun en nihayet terakkisi ruhun geldiği kadardır. Şöyle diyeyim. Elmadan geri gidin. Tomurcuk, çiçek, yaprak, dal, gövde, kök, çekirdek. Daha geri gidebilir misiniz? Aklın nihayet kemal mertebesi aklın yaratıldığı yerdir. Lef-i mahfuzdur. Bitti. Akıl oradan yaratıldığı için gerisini bilemez. Beşer nereden başlamışsa dünyada ancak aklen oralara kadar gidebilir başladığı tarihten. Diğerleri zanlarla bir şeyler uydurur. Dolayısıyla insan nedir dendiği zaman insanı meydana getiren cüzlerle hulasa ediyorum buradan okudum. İzah edemezsiniz. Yani karaciğerli insan nedir? Böbrekli insan nedir? Olamaz. Peki insan neyle izah edeceksiniz? İnsanı insanın üstündeki bir varlıkla, insanın altındaki bir varlıkla gene izah edemezsiniz. Uygulayayım. İnsan nedir? Sır değildir. Sırla insanı tanımlayamazsınız. Başka? İnsan armut değildir. Bitkilerle insanı tanımlayamazsınız, izah edemezsiniz. Başka? İnsan nehir değildir, deniz değildir. Tanımlayamazsınız, izah edemezsiniz. İnsan dünya değildir. İnsanı dünya ile izah edemezsiniz. Çünkü insan dünyadan kalitelidir. Meyve ağaçla izah edersiniz. Ama meyvenin içindeki çekirdeği ağaçla izah edemezsiniz. Çünkü meyvenin içindeki çekirdek ağaçtan öncedir. Kökteki çekirdektir. Yani topraktaki çekirdek, ağaç, meyve ve meyvenin içindeki çekirdek. Bu meyvenin içindeki çekirdek ağacın zaruri bir hulasası değildir. Ağacın başıdır. Ama meyve ağacın sonudur. Kafaya bu yatıyor. İnsan beşeriyet itibariyle kainatın hulasasıdır. Neticesi diyebilirsin. Ve cemidir. Ama taşımış olduğu ruha, kafasına takmış olduğu akla, kalbinde beslediği istidada nazaran şu kainat insan izah edemez. O aklın fikirlerini, o kalbi meyillerini, o ruhun arzularını ve sistemini yani beka donanımlarını ancak tanımlayacak, ifade edecek varlık dışı bir vacip olması lazım. Çünkü insandan daha kaliteli melek bile değildir. Dünya değildir. Bakın insanı hayvanla izah edemezsiniz. İnsandan düşük. Bitkiyle ifade edemezsiniz. Camidatla, toprakla, suyla ifade edemezsiniz. Meleklerle izah edemezsiniz. Zaten melekleri inkar ediyor adam. Peki o zaman nedir? İnsandan üst kademe en kalitelisi, ondan sonra insan üstü kalemi Allah'tır. İnsan ile Allah mabeyninde bir beyne yoktur. Bir berzah yoktur. Yani insan ile Allah arasında bir berzah yoktur. Allah ve insan. Allah vacib bir vücut, insan mahluk yaratılmış. Şecere-i hilkat insan çekirdeğinden yaratılmıştır. Arş, kürs, cennet, cehennem, Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail bütün varlık insan çekirdeğinden yaratılmıştır. Dolayısıyla insan kendisini tarih boyu merak etmiştir ve haklıydı da ama insanı tanımlayacak ve isabetli böyle çözümler getirecek ancak insanüstü bir kavram ve kaynak olması lazım. O da Kur'an ve Allah. Beşer ile insan arasında fark var mı? Var. Beşer şerlerle doludur. Yani kürsün ifadesidir beşer. Kainatın içine doğmuştur beşer. Mesela yukarıdan aşağı ineyim anlarsın. Nur-u Muhammed'i çekirdektir. Tamam? Bu ben olan bendir. Ondan şey yaratılmıştır. Ruh cevheri, arş-ı azam. Ondan sonra akıl yaratılmış. Lef-i mahfuz. Kalp yaratılmış. Arş. Ondan sonra insanın duyguları yapıları, duyguların karşılığı olan cennet yaratılmıştır. Sonra daire ilim yaratılmıştır. Sonra daire hayat yaratılmıştır. Sonra yaratılmıştır. Kürs. Kürs. Kürs demek nefis takılmış. Yani beşeriyet, nefs-i emmare en şerlisidir. Diğerlerisi hayırdır. Levame, mühime, mutmaine, raziye, natika, safiye gibi böyle veya başka şekilde izah edilebiliyor. Bu beşeriyettir. İnsan ise, insan yapısı ruhsaldır. Ruhtur yani. Ruh, kürsten üstündür. Beşer. Beşer,
şerlerle dolu. Yani ne kürsün takılmasıdır. Beşeriyet takılmış. Şimdi devam ediyorum. Kainatla izah edemezsiniz. İnsanın batınının, insanın yapısını, evvelini, ahirini, zahirini ve batınını insan sorguluyor. İnsan evvelini sorguluyor, ahirini sorguluyor. Nereye gideceğim? Bende bir yapı var, bağırmalar var yani. Buna birisi kulak vermeli. Beka istiyorum, ebed istiyorum, ölmek istemiyorum, dert istemiyorum. Duyan kimse yok. Kainat diyor ki, şu mevcudat, ağaç diyor ki bende yok. İmdat diye bağıran fıtrat ancak ahirette bir ses geliyor. Kim o beka isteyen? Fıtrat diyor ki benim ben insanım. Heh, senin ne istediklerini sırala bana diyor. Darül ahiret. Beka istiyorum ebedi. Hepsi bende var. İnsanın fıtratının imdat çağrısına cevap veren imani bil ahirettir. İnsanın evvelini, ahirini, zahirini, batınının sadasına cevap verecek ancak Kur'an'dır. Kainat sırlarını kainatın içindekilerle çözemezsiniz. Ancak kainatın dışından kainata bakan çözer. Anlatmıştım. Bir zat birkaç meselelerde mutahassıs olur. Kur'an ise tüm meselelere hakim olduğunu gösteren ifadeler var. İfadelerde eminlik var. Kur'an'ı çok beni etkileyenlerden söylüyorum. Özel zevkimden bahsedeceğim size. Şimdi ne kadar ilmi anlatıyorum. Kendi özel zevkimi bahsediyorum şu an. Kendi keyfim. Kur'an'ın uslubunda, ifadelerinde şüphecilik, tereddütlük yok. Eminlik var. Bana mükemmel bir cesaret veriyor. Olabilir demiyor. Tabii öyle şey düşünülebilir demiyor. Bu böyledir. Bu da böyle değildir. Bu doğrudur, bu yanlıştır. Gidişatı ciddi bir eminlik. Yani bir 500 bin tonluk bir geminin Marmara'da, Karadeniz'de, Akdeniz'de yüzdüğünü düşünün. Dalga var. Dalga geldiği zaman, gemiye vurduğu zaman gemi dalga şaşırıyor. Vurduğu gibi tokat yiyip yere düşüyor. Dalga. Vurunca gemi lap diye dalga geri gidiyor. Ama bir sandal düşünün orada, bir balıkçı teknesi. Lapır 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 lapır. Ha, buna tereddüt, şüphe, emniyetsizlik. Yani tamam yüzüyorum ama yani falan nereye kadar. Ama şilep öyle değil. Yani Kur'an'ın ifadelerindeki tereddütsüzlük, eminlik, ciddiyet, saf, arı doğru olması bana mükemmel bir zevk veriyor. Bu budur diyor. İster gücen, ister gücenme. Bu budur diyor. Senin keyfine konuşmam diyor. Keyfe göre, hatır için konuşmuyor. Acayip bana lezzet veriyor. Ve çok hoşlanıyorum Kur'an'dan. Hoşuma gidiyor. Ben Kur'an'ın, yani sizi de şahit yapmayayım. Ama ne yapayım, doğrusu da o. Allah sevap yazarsa yazsın. Her gün Allah hamdolsun sizi teşvik için söyleyeceğim. Bir cüzümü okuyorum. Ama sevap diye okumuyor. Ben öyle bir motive oluyorum ki diyorlar ki abi nasıl canlısın? Birinci sebebim budur. Ben kalktığım zaman arkadaşlarım da şahit, Rabbim de şahit, istisnadır. Belki bir ayda bir gün veya iki gün sonra en kıymetli zamanıma, en kıymetli şeyimi içine koyuyorum. O da bana kendisini benim içime koyarak beni bana iade ediyor. Ben kalktığım zaman ilk, yani daha yeni enerji, yeni makine, motor ısınıyor. İlk yaptığım şey hayatımın mukaddemesine, hayatımın en kıymetlisi olan Kur'an'ı koyuyorum. Kur'an'ı ben ikinden sonra yatarken böyle Kur'an'ı onun içine koymuyorum. Kur'an da diyor ki beni bu zamana koydunsa ben de sana bu kadar veriyorum. En kıymetli vaktimi, en kıymetli şeyimi koyuyor. Sana da Allah veriyor, cevap veriyor, langur lungur gidiyor. Ben dün bir yerdeydim, tahmin gerek yok isim vermeye, hatırlarsınız. Kahvaltıya gitmiştim, hatırlıyor musunuz? Kahvaltıya davet etmiştim. Kahvaltıya gittik. Kahvaltı gruptuk. İlahiyatçılardı hepsi. Benden hariç hepsi ilahiyatçıydı. İnanın bana. İtimat edin bu kadar.
yalan dersem Allah bana sorar. İlaççı dedi ki, hocam dedi ya burada ateş var dedi. Hususi çekti o şeyden sonra. Dedim ki bil, ben İmam Hatip'te meslek Kur'an dersi hocası olduğunu bilmiyordum. Ama meslek hocası olduğunu biliyordum. Kur'an Kerim dersine giriyor. Hocam, hocam dedim, her gün sabah kalktığın zaman ilk önce bana tavsiye nedir diyor. Ben Nurcu'yum, Risale-i Nur okur derdim. İlk önce bir cüz Kur'an okuyacaksın. Hocam dedi, birbirimizi aldatmayalım. Allah'ıma da yalan diyemem. Ben mümkün değil bir cüz okuyamam dedi. Allah Allah. O zaman dedim, sen Nurcu değilsin dedi. Risale-i Nur biliyorum. Ne alakası var hocam dedi. Nurcular bir cüz okur. Meslek dersi. Eğer böyle demediyse Allah beni kahretsin. İşi o değil mi? İşi bu. Zamanı mı bahane ediyor? Allah beni kahretsin yalan söylüyorsa. Bir şeyi yüceltmek adına yalan demek kafir olurum. Allah adına yalan söyleyen mutlaka da kafirdir diyor. Dedi ki sana yalan mı söyleyeceğim? Tam böyle cümleler şey olmasın, bir mana olsun böyle öncesin. Ben dedi okuyamam dedi. Dedim ki o zaman Kur'an'da biliyorsunuz kaç hisp var? Dört. Dört hisp var. Bir cüzde evet. Dedim bari bir hisp oku her gün. E tabi onu okuyoruz dedi. Niye? E ders yapıyoruz dedi sınıfta mecbur okuyoruz. Mecburiyet tamam. Dedi ben bir cüz okuyamam. Hocam bedeli o. Ben sana bir şey söyleyeyim dedim. Mutluluğu dediğinden ben dedi çok duydum seni videoların versiyon. Nasıl mutlu olabiliyorsun diye. Ve hususu soruyor. İşin kolay bu dedim. Kainatın işlevini sistemini anladım kısmen. Ne yaptın dedi. Ben dedim en değerli şeyim Allah'tır. Onu elde etme adına benim en kıymetli şeyim Allah'tır. Onu elde etme adına, koruma adına en kıymetli şeyimi ona verdim. Hayatımı. O meğer Allah da karşılıksız bir şey almıyormuş. Ben verdiğim hayatın içerisine kendisini koydu. O hayatı tekrar bana verdi. Ben de buna mukabil dedim ki, her şeyin kaynağı olan, ey Kur'an, her şeyde baş olursun. En kıymetli vaktime değer veriyorum fiilen. Öyle sözel değil. Onun için bir yerde yazmıştım hatırla. Burada yazmış, nereye yazmıştım? Bir yerde yazmıştım, size göstereyim arkadaşlar. Kişinin diyor, kişinin sözlerine değil, yaptığı işlerine bakınız. O işinin aynasında görünür. Benim iddia ettiğim sözleri kale almayın. Söylüyorsam Kur'an'a bakın. Ama benim kim olduğumu ilk söylediklerimle değil, yaptıklarımdır. Ben Kur'an'ı en âli görüyorum ama 10. sıraya koyuyorum. Kur'an'a verdiğim değer bu. O da sana karşılık böyle verecektir. Ben dakka dukka. Şimdi ben ne yaptım? Diyorum hocam, hocam hayatımın en değerli, o günümün en değerli, zihnim açık, her şey canlı. Ki vakıf kardeşlerim mutadid defa dediler. Dediler ki bak, o zihnin açık, berrak, tertemiz, o canlı ve ruhlu. Ya hemen Risale oku. Yorulduğun zaman zihne, nasıl o tezekkürdür kalp. Hayır yapamıyorum. Utanıyorum. Yaptım ama aynı keyfi alamadım. Kur'an şahit olsun. Ey Kur'an sen şahitsin. İkinden sonra aldım ama o keyfi alamadım. Akşam oldum, akşam okudum, Kur'an şahit. Kur'an canlı ve ruhludur. Bu musaftır. Kitaplıktaki musaftır, Kur'an değil. Kur'an canlı ve ruhludur. Kainatın aklı ve ruhudur diyor. Hayat bahsinde. 111'de de var, 15. sözde de var. Kur'an kainatı okuyor. Kur'an kainatın aklıdır, hem ruhudur vesaire. Şuurudur, aklı ve şuurudur diyor. Kur'an şahidim olsun. Yalan olur mu? Ben bu sefer akşam okudum, keyif alamadım. Beni onardı ama yatsı da vesaire Abdullah'ım okudum. Arabada gidiyorum ya sizinle, cüzümü okuyorum, keyif alamıyorum. Sabah okuduğum zaman böyle canlı oluyor. Bugün okudum. Onun için canlıyım. Esbab bu. Sır bu. En kıymetli vaktin, en kıymetli şeyi koy. Fasat kaç? 3.
Bak bu kadar sabahtan beri. Saat akşam da böyle olacak. Akşam da canlı olacaksın çünkü Kur'an. Evet. Bu arada ne anlatmaya çalıştım size mesaj? En kıymetli vaktinize, en kıymetli şeyi içine sokun. Abi biz işe gidiyoruz. Senin gibi dershane değiliz. Tamam. Sabah namazına kalkmıyor musun? Kalktın. Kalkar kalkmaz işe çıkmadan, Subhanallah namazdan sonra elhamdülillah Allahu Ekber demeden, tesbih yapmadan, La ilahe illallah de, Subhaneke ya Allah Teala ya Rahman, onu yolda yap istersen. Ama çekirdek diyor usta namazın sonundaki Subhanallah, elhamdülillah, Allahu Ekber, kalkmayacaksın. Bu sözüm size pek tesir etmez. Niye? Çünkü yer yer ben derslere giderken, mesela Çatalca'ya, yollarda ikindi kılıyorum, farzı kıldıktan sonra tesbih yolda yapıyoruz. Ama ben o seçeden kalkmamam lazım. Subhanallah, elhamdülillah, Allahu Ekber. La ilahe illallah diyene kadar kalkma, ondan sonra git. Her daim yapamadığın için bak söylüyorum, bu sözüm size tesir etmez. Çünkü ben o zaman gelmişti bir hasta. Ben buna inananlardanım. Dedi ki ben şöyle şöyle 40 gün sonra gelin söyleyin. 40 gün sonra gelmiş söylemiş. Demiş ki bal yemesin. İmam mübarek o zaman deseydin sözüm tesir etmezdi çünkü ben yemiştim bal. Ben ne dersem deyip tesir etmez. Ama sizin Kur'an'ı sabah okuyacağınıza yine eminim. Çünkü ben doğru söyledim. Yani şey ifadesinde, uslubunda ya çok acayip ya. Ben bundan kurtulamayacağım ya. Bir neyse kurtulun bir daha söyleyeyim de. Yani bir şilep gibi, bir ciddiye, tereddüt yok, şahibe yok, şüphelendirecek bir şey yok. Acayip bir asalet gözüküyor yani. Bir ciddiyet gözüküyor Kur'an'da. Bu böyledir. Net değil mi? Net ya. Kral yani, böyle hoşuma gidiyor ya. Çok etkileniyorum o tarz, o tarz. Demek ki herkesin Kur'an'a 40 cüzünden bir cüzmüş bu. 40 cüzü, 40 icazı var. Onu inşallah bu akşam getirmeye çalışacağım. 40 icazını. Bir tanesi bu. Ya ama beni bu fazla şey yapıyor. Öyle ciddi yani, öyle lakar 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 değil. Öyle eynek, esnek, ne diyor, kaypak. Samun gibi bir şey değil ya. Tereddüt ifade eden ifade uslup yok. Ciddi. Emin. Salam. Güven veriyor. O Hazreti Ömer radıyallahu anh'a mı bakıyor? Onun sıfatını. Hemen nasıl hatırına geldi? O yürünce ölümlüğe korkuyor diyor değil mi? Yani evet. Ciddi. Ölüm canlıdır. Ölüm meleği var. Ölümü yarattığı dediğine göre mahluktur yani. Öyle pat diye bir şey. Ölüm denilen bir şey varlıktır, varlıktır. Mahluktur. Yuhi ve yemin. Acayip bir şey ya. Nasıl öyle bir korkutu ben anlamadım yani. Ben de anlamadım. Hoşuma da gitti ama abi yani. Öyle bir yürüyüşken nasıl bir şey değil mi abi? Asalet mi? Azayin şeytan gitti zaten sokak değiştiriyormuş. Aslan bir de yani siz ciddi durduğunuzda o ciddiyetle beraber size berzah kalbinize bir onun yine kansı olmuyor. Yani evet. Mana kalbe bilmeseniz de. Zaten beni çok etkiliyor Lazcası. Beni inşa eden şeyi lisana getiriyorum. Bu kelamdan önce bana tesir ettiğini söylüyor. Beni çok böyle feyiz veriyor. Böyle baktığım zaman Kur'an'a hakikaten ciddi bir şey. Tereddüt ifade etmiyor. Resmen konuşmuyor mu peki? Konuşuyor. Konuşuyor. Beni al. He vallahi. Beni al. Evet. Bırakıyorsun, niye bıraktın? Alıyorsun, aldın. Ben eskide psikoloji sorumluyum zannediyordum. Öyle sesler duyuyordum. Sesler şu. Benim şu sesi titreşim olarak. Duyuyorsunuz abi. Şizofreni diyor. Ben zor tuttum galiba. Ne diyorlar biliyor musun? Metsu. Başkan. Tarikatçı. Sanki suç tarikatçı. Keşke olsan. Bir garip abi. Bir garip abi. Duydum bunları da. Bir gün görmeye ters değil çıksanız abi. Ha yaptım onu. Eskide motorum vardı. Motorum vardı. Böyle çeket, ilik dedi Mecidiköy'e derse gidiyorum. Rüzgar giriyor. Bir çözüm buldum. Çeketi çıkarttım ters giydim. İnan. Böyle giydim. Çeketin arkasına geldi. Ooo duraklardan ooo bok 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 falan diyorlar. Tamam çeketi öyle giydim. Çünkü bunu Rüştü abiden görmüştüm. Onu motora almıştım, motora bindirdim. Ya Hasan ben, ya abi bir gezdiririm seni. Ula bindi, Allah Allah. Dur dedi. Fındıkzade'den, dur dedi.
Ben üşüdüm, ben yaşlıyım dedi. Tamam abi, biz de delikanlıyız, 20 küsur yaşındayım, 1985, 86, 80, ondan sonra 86 tam. Çıkarttı, çekildi baktım ters giydi. Tam bir filozof adam. Hakikaten tam, bir garip abi. O zaman da 40-45 yaşında üşüdü. Evet, aramızda 20 küsur sene vardı. Arkadaş gibiydik ya. Derdim ya, işte abi beni kandırdın dersene koydum, evlendirmedim beni dedim ya bana. Ulan sana bu dünyada yasak. Ama böyle demedi ya, şöyle dedi Abdullah. Ya evlendirmedin dedim ya. Ceylan abi de usta da böyle yaparmış. Ustad dışarıda abiler kitap yazıyor ya. Ustad da yorulmuşlardır diye çay yapıp getirirmiş. Ustad tepsiyle böyle getirince Ceylan abi durur mu? İlkokul okumadı galiba veya okudum. Onun yanında büyüdü. Çocuklukla büyüdüğü için naz var ustada karşı. Diğerleri hiçbir şey diyemiyor ustada. Bu naz yapıyor. Ustad böyle tepsiyle getirince ustada dedi ki ya diyor. Şimdi bir yenge olsaydı dedi, beni evlendirseydi bir yenge olurdu, o tepsi o yapardı diyor. Sen de böyle getir dedi. Ondan sonra keçeli dedi, sopayı aldı, kaçamaz böyle kaçtı. Şimdi ben de öyle demiştim. Usta abi dedim, bak dedim, ben dedim şey yapmadın, evlendirme, beni kandırdınız, ben burada kaldım falan. Baktı böyle, baktı. İnşallah orada dedi. Burada yok. Burada hakikatla. Evet, bir garip. Bir garip dünya zaten. Risale-i Nur bir gariptir. Size garip demedikçe, deli demedikçe kamil iman sahibi olamazsınız diyen ey peygamberin ümmeti. Eşhedüna, yok neydi? Küllü nâsi mecnûnun alâ kaderil hava ihtilâfil cunûn. Bir de şey, onun altındadır, 13. şuada. Bir insanın imanı kamil kazandığına da, ben onu cümleyi okuyayım ya, o, hep taklit ediyorum da, yerini söylemem lazım şey için, bu haşamı lafı manasını değil de öğreneyim diye. Neredeydi? 13. şu anın sonunda bir hadis zikrediyor, orada metin yok, meal var, hatırladınız mı? Bu arada bir tane metin de vardı abi. Evet, kişiniz, söyle o zaman. İnsanlar size deli demedikten sonra siz kamil iman etmiş olmasın lazım. Tamam işte onu bul, no, bul işte, hadi bakalım. Allah buldurdu abi, 345 şu an. 345 mi? Evet, ben niye atladım onu? Tamam. He. Bir adam kemal imanı kazandığına, avam-ı nasın akıllarının tavrı haricindeki yüksek hallerini, yüksek tuhaf hallerini ne diyeceklermiş? Mecnunluk, divanelik saymaları onun kemal imanına ve tam itikadına delalet eder. Hadis-i şerif. Hadis mi aslında? Hadis. Ustad diyor, hadis-i sahihte vardır ki. Bunu görmek isterseniz kaynağı, Risale-i Nur'un kutsi kaynakları Abdülkadir Bağdıl abinin kitabının Şualar diye altına arkasını açacaksınız. Şualar diye bakın. Şualar yazdığı yerde Şualar 345'te kaç tane hadis var bunu görürsünüz. Demek ki Abdullah, bir adam kemal imanı kazandığına, taklit değil, imanın hal olmuşsa, ona hal olmuşsa, zaten aynı sözü şeyi demiş, Hasan-ı Basri Hazretleri demiş biliyor musun? Hasan-ı Basri Hazretleri tabi'in imamıdır değil mi? Hazreti Ali'den ders almış. Hasan-ı Basri diyor ki, tebe-i tabi'ine, tebe-i tabi'ine, siz sahabeleri görseydiniz, bunlar delidir diyecektiniz diyor. Onlar sizi görseydi diyor tebe-i tabi'in için, bunlar hangi dine mensup? Daha bu söz Hasan-ı Basri döneminde oluyor, konuşuluyor. Sizi onlar görseydi, sahabeler tebe-i tabi'ini görseydi, bunlar hangi dine tabi? Tebe-i tabi'in sahabeyi görseydi, aralarında bir tabi'in var. Bunlar, Allah Allah. Tamam, yani ne diyeceklermiş? Deli diyecektiniz diyor. Yani aşağıdaki yukarıya deli diyecekti. Bir insanın kemal imanı, iman demiyor, imanın kemalini yaşarsa kazandığına halk sokaktaki yani normal zahirciler var ya, zahirde kışırda kalmış insanların akılları almıyor Cem. Avam-ı nasın akıllarının tavrı haricindeki yüksek hallerini, mesela bekarlık, akıl kabul eder mi? Adam bunun için dinini veriyor. Zina yapıyor.
meşru dairede kanaat etmiyor. Helaline kanaat etmiyor, harama kayıyor. Bir adam geliyor, birileri geliyor veya bir dava adamları geliyor. Helalini bile fedakarlık adına, toplumun imanının, İslamiyetini kurtarmak adına, cehenneme girmesinler adına meşru ve helal olan hakkını bırakıyor. Bu avam-ı nasın akıllarının tavrı haricindeki hallerini. Mecnunluk. Çünkü niye? Ya o mecnun ya ben mecnunum. Ya o deli ya ben deli. Ben ona benzemiyor, bana benzemiyor. Ben de herhalde diyecek halim yok ki ben deliyim. O delidir. Mecnunluk, divanelik saymaları onun kemal imanına ve tam itikadına delalettir. Ama böyle birileri de çıkmasın. Buldun mu? Oku abim kaynağını. Herkes delidir fakat boş şeylerle meşgul olma nispetinde delilik derecesi farklılık arz eder. O değil. O değil. Külün naş mecnun alakadar hala ve ihtilafi cunun. O değil. Onun altındaki. Onun altında yok abi. Var bir tane. Asma olan. Yok yok. Demek ki başka. Neyse devam ediyoruz. O bir tane de var. O iki. O birincisi. Külün naş mecnun alakadar hala ve ihtilafi cunun. O senin okudun. O değil benim okudum. Devam ediyorum. Neyse onu konumuz o değil. Bazen teneffüs olsun diye şey yapayım inşallah demişim, olsun. Kaç dakika oldu burada kesiyim mi? 57 dakika. Peki bir tane daha okuyayım, bir tane daha. Size çıkarttırmış olduğum birkaç sayfa vardı, böyle cümle cümle. Kur'an'dan, Risale 25'in sözden. Risale-i Nur'un da en büyük harika özellikten bir tanesi de okuduğu zaman hiç müellif hatırına gelmiyor. Müellifi hiç hatırına gelmiyor. Ben bunu okurken 25. söz size çalıştım sabahtan beri. Aha elimi koydum. Yalan söylüyorsam bunun üzerine yemin ederim. Ben bu 25. sözden bu cümleyle çıkarken çalışırken hiç usta hatırıma gelmedi. Kur'an ne diyor diye gördüm hep. Risale-i Nur en bariz özelliği. Risale-i Nur'a bakarken bunun gibi hiç kimse buna bakmak için değil, bununla bakmak için bunu takar. Risale-i Nur'a bakarken Kur'an ne diyor diye bakıyoruz. Risale-i Nur'a bakarken Allah ne diyor diye bakıyoruz. Direkt Allah'tan ders alıyor. Nur talebesi. Nasıl oluyor? Öyle bilemem. Zaten İmam-ı Rabbani Hazretleri Mehdi ve cemaatinde olacak diyor. Berzah olmayacak onlarda. Direkt aradığı zattan alacak diyor. En son mektup. İmam-ı Rabbani Hazretleri'ni söylüyorum. Kaynağı söylüyor. En son mektupta 260. mektubun en ahir. 260 mı? 62 mi? 60. Ben özellikle Risale-i anlattığının deliliğini de bununla ilgili söylemedim. Evet. Çok yani resmen işaret edin. Direkt. 265 mi? 260. 260. Bir o yani, Mirza Bediüzzaman'a mektup o hariç. O değil. Bu en son mektup. Benim hatırımda en son veya en senden öncekisi diye. Zaten kendisi ibaresinde en sondur diyor. Evet. İbaresi diyor yani. Çünkü Mehdi ve cemaatinde şu olacakmış, diğer 1400 senedeki asr-ı saadet hariç, ümmetin Mehdi'deki, ümmette olmayıp Mehdi'de olan ve cemaatinde olan en bariz özellik şu olacak diyor. Nedir o? Aradığını aradığından alacak. Berzahtan almayacak. Mesela peygamberi tanımayı peygamberle yapacak. Kur'an'ı Kur'an'la olacak. Allah Allah ile, Allah verecek dersi. 25. sözü okuyan direkt Kur'an'dan ders alıyor. Çünkü peki ama bunu okuyorsun, bununla bakıyorsun. Ben hiçbir zaman gözlüğü görmüyor. Bana deseler ki hiç oldu mu? Ha sen kimi görüyorsun? Yok sizi görüyorum. Gözlüğü gördüm dedim mi? Aynı bunun gibi. Çünkü fena fil olduğu için hani Kur'an ne diyor diye bakılıyor. Kur'an insanla ve varlıkla çatışmıyor. Bilakis ona ihtiyaç duyuyor insan. Niçin? İnsanın en çok merak ettiklerinden bir tanesi, kabir ve ötesini Kur'an'dan başka cevap veren yoktur. İnsanın en büyük meselesi kabirdir. Ölüm hadisesidir. Kur'an'dan başka fizik, kimya, matematik, astroloji, hiçbir kitap, hiçbir öğreti, Karl Marx, Mao, Tao, Nisa, Isuzu, araba markalarını saymıyorum bak, araba markası olarak gözükmüş. Oysa öğretidir din olarak. Yahova şahitlerinin arabası Nissan'dır. Yahova şahitleri demek.
Yani eşhedü en la ilahi tercüme etmişler. Muhammed'e şahit. Ben şahadet ederim ki Muhammed Resulullah'a. İşte o cümleyi Yahova şahitleri Hristiyanlardan, Budizm'den, İslamiyet'ten alarak yeni bir öğreti yapmışlar. Yahova şahitleri diye. Yani Yahova zaten ismini İslam'dan almış. Eşhedü'den almış. Şahadet ederiz. Yahova adamın şeyi, şahitleri diye. O arabası Nissan'dır. Nissan bir öğretidir. Isuzu bir öğretidir. Tao bir öğretidir. Ama ilaçta antibiyotiktir. Tao diye. Vesaire. Yani hiçbir öğreti, 3500 tane öğreti var Japonya'da. Öyle garip garip bakmayın. Hindistan'da fareye tapan din var. Yani gayet normal canım. Tobe Stavrula değil ama fareye tapan niye? Gene canlıdır. Adam Türkiye'de puta tapıyor. Heykele tapıyor. Saygı duruyor. Tunç'a. Gene fare canlıdır. Gene bir şey desen arkadaş olursun. Çünkü dost olabilirsin fareyle. Hindistan'da mı? Hindistan'da. Vesaire. Demek ki insanın en büyük meselesi kabir ve ötesini Kur'an'dan başka cevap veren yoktur. Bütün öğretiler onlarda ahireti, ölümü, izah şöyle yapmışlar. Reenkarnasyon ortak bir vasıflarıymış. Yani ölen, kimisi der ki bitkiye geçer ruh. Ondan sonra bitki bir insan yer bilmem ne yapar, oradan oraya evirir devirir falan. Veya birisi der ki işte cezası olduğu için yılan olur, akrep olur. Ama hepsinin ortak şey reenkarnasyondur. Yahudilikten geçmiştir Budizm'e, Budizm vesaire. Brahman'a, Brahman'dan Budizm'e öyle tekerleme geçiyor. Çünkü çok eski. Reenkarnasyon ismini değiştirerek, makyaj yaparak önümüze konulan bir isimdir. Reenkarnasyon. Oysa ispiritizmadır. İspiritizma aslı. Medyumluk, ispiritizma diye şey. Nedir o? Bu mantığa göre olsaydı hiç nesil artmaması lazım. Yani ruh evirip yani devir daim yapıyor. Su devir daim yaparsa ne çoğalır ne azalır. Oysa nesil artması gösteriyor ki yeniden yaratılmalar var. Peki. Burada kalıyor. Çünkü 50 dakikayı, bir saati geçti mi zannediyorum. Kur'an nereden biliyoruz? Kur'an doğrudur. Kur'an, en belli son cümlem bu olsun. Kur'an diğer öte şeyleri, öğretileri ve dinleri unutturmuyor. Nazarı dikkati çevirerek ana ümdelerini, ana esaslarını, iddialarını bir cümleyle ifade ederek insanları onlara karşı kör ve sağır etmiyor. Onları biz biliyoruz Kur'an'la. Ama onlarda ise Kur'an yoktur. Kur'an böyle diyor, biz böyle diyoruz demezler. Çünkü Kur'an dillerinde yoktur. Kur'an yoktur. Ve ahir davahım enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temassalavat.